Dünden bugüne kalanları, bugün yaşanacakları, bugünden yarına taşınanları bir çerçeve içinde vereceğiz, konuşacağız. Siyasetin ana hatlarını, ana çizgilerini ve bugün ne yapıyor Türkiye? Bugün ne yapacak? Burası başkent, parlamento bugün açık. Neler görüşülecek, neler konuşulacak? Siyasetin dilinde ne var? Türkiye nasıl bir yakın geleceğe hazırlanıyor? Neler yaşamak üzereyiz? Siyasetçiler bizim için ne yapıyor? Sokaktaki insanın durumu ne? Hepsini bir arada değerlendireceğiz. Konuğum Deva Partisi Genel Başkanımızı Sayın Mustafa Yeneroğlu. Hoş geldiniz Sayın Bekir. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İlk gelişiniz sizin. Onun için, evet, ilk gelişim. Flash Haber'e de hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Sağ olun. Bu arada bu sabah öğrenmiş olduk. Flash Haber'in yine Ankara temsilciliğine atanmışsınız. O da hayırlı olsun. Flash Haber'e aslında hayırlı olsun. Güzel bir karar vermişler. Eyvallah. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında konuşacak çok şey var ama Türkiye'nin çok böyle hareketli bir gündemi var. Yani mesela günceli yakalamak için biz gazeteciler, mesela diyelim ki siz yurt dışında kaldınız. Hollanda'da olsak şimdi yer değirmenleri üzerine ya da lavanta bahçeleri, tarlaları üzerine neler olacak? Bu senenin hasılatı ne olacak? Peynirin durumu ne? Yurt dışında ne olur? Kanallar ne olur? Bunları konuşurduk. Ama Türkiye öyle bir ülke ki bir sabah kalkıyorsunuz bir yerde, Allah korusun, bir patlama, sorun, terör. Yatıyorsunuz ertesi gün siyasette bir kırılma. Anayasa değişiklikleri, tartışmalar, işte konuşacağız birazdan, dezenformasyon yasası. Akıl alır gibi bir ülkede sürükleniyoruz ya. Yani biz gündemi değil de gündem bizi belirliyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Özellikle ileri demokrasilerle Türkiye'nin gündemini mukayese ettiğimizde gerçekten normal şartlarda biz biraz böyle kural bazlı işleyen bir demokrasi olsak, sadece seçim yapılıyor falan değil yani. Temel hak özgürlükleriyle, demokrasi kültürüyle işleyen bir demokrasi olsak bizde her gün 3-4 kere hükümet düşmesi gerekirdi. O ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman bizde inanın o kadar korkunç skandallar her gün birkaç kere oluyor ki bunu takip etmek bile mümkün değil. Ne gazeteciler bunu takip etmeyi yetiştirebilir ne de biz siyasetçiler bu gündeminin peşine sağlıklı bir biçimde düşüp özellikle muhalefet olarak üzerimize düşen denetim sorumluluğunu yerine getirebiliyoruz. Niye? Çünkü sonuçta o kadar yoğun bir gündem ve skandallar o kadar üst üste geliyor ki ve hukuktan o kadar kopmuş bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız ki bunları yetiştirmek mümkün değil. Onun için gerçekten bu Hollanda örneğiniz çok doğru bir örnek. Ben hiç unutmuyorum, yıllar önce Almanya'da genel seçimin ana gündem maddesi bursları şu miktara mı çıkaralım, bu miktarda mı kalsın idi. Bakın burstan bahsediyorum. Seçimin ana gündem maddesiydi bu. Öyle bir gündemleri hatırlıyorum ben. Şimdi kendi ülkemize bakınca da gerçekten her gün temellerin duruşması, her gün sonuçta batılı ileri demokrasilerin 150-200 yıl önce sözlükleri meselelerin daha da bizim gündemimizde can alıcı tartışmalara ve çekişmelere, toplumsal kutuplaşmalara vesile olması ve bunların hepsini bir kenara geçtik. Her gün birbirini takip eden korkunç skandallar, gözümüzün önünde cereyan eden yolsuzluklar, hukuksuzluklar, bacağını kırın, talimatla cezaevine insan atın, on binlerce insanın suçsuz yere cezaevinde bulunması gibi, yani hangi birisini saysak saatlerce konuşabileceğimiz hususlar, ama bunların hiçbirisiyle ilgili bu ülkede maalesef demokrasi kültürü işlemediği için ne iktidar sorumluluk alıp gereğini yerine getiriyor, emaneti millete teslim ediyor, ne de muhalefete bunların sağlıklı bir biçimde denetilmesi imkanını tanıyor. Tabii hem dediğiniz gibi gündemin yoğunluğu hem kafaların dağınıklığı, ya düşünün. İşte gündemin yoğunluğu da bundan kaynaklanıyor. Regüle edilmemiş bir yapıya sahibiz. Yani bir kere sonuçta şu hepimizin temel kabulü olması gerekir. Herkesin temel hak özgürlükleri. Bu artık kurallarla değil, ahlakımıza o kadar işlemiş olması gerekir ki. Kimsenin kılık kıyafetine kimse karışamaz. Kimsenin fikir özgürlüğüne kimse hukuksuz bir biçimde müdahale edemez. Polis görevini yapar. Polis görevini yaparken de toplanma ve gösteri özgürlüğüne müdahale edemez. Polis orada o toplanma gösteri özgürlüğüne hakkını kullanmak isteyen insanların hakkını, hukukunu korur. İktidar
kullandığı dille nötr olur. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim, şaşırtıcı. Bunda zannetsem geçen sayıda Almanya Anayasa Mahkemesi karar verdi. Kararında dedi ki başbakan konumunda olan birisi başbakanlık görevini sürdürdüğü sürece diğer partileri ideolojik bağlamda eleştiremez dedi. Bakın çok ilginç bir karar. Şimdi sen başbakansın, adeta yani kamu görevi üstlenmişsin. Kamu görevi üstlendiğin için tüm toplumu kucaklamak zorundasın. Dolayısıyla senin gibi düşünen partilerle ilgili elbette nesnel eleştirilerini yapabilirsin. Ama onların ideolojilerine laf söylersen o zaman devletin nötralite ilkesini ihlal etmişsindir diye Anayasa Mahkemesi karar verdi. Biz ülkemizde sabah tarışa kadar o terörist, bu terörist, şu terörist yargıya takan yok. Hukuk devletinin en temel kurallarını takan yok. O sebepten dolayı bu kadar yoğun bir gündeme sahibiz. Bakın hani bu gündemin yoğunluğunun sebebi de toplumsal düzenimizin herkesin kabul ettiği bir noktaya bir düzeyde regüle edilmemiş olmasından da kaynaklanıyor. Olmadığı için de sistem işlemiyor, kurumlar işlemiyor, yasama işlemiyor, yürütme işlemiyor, yargı hiç işlemiyor. Herkes, bütün mekanizmalar adeta felç bir durumda. Ticaret de işlemiyor. Çünkü niye? Bugün verdiği fiyatı yarın öbürsü gün kendi sattığı malı aynı fiyatta alamayacağını bildiği için de hiçbir şey işlemiyor bu ülkede. Bunların hepsi kural bazlı, hesap verir, bir yönetimin olmamasıyla yakından ilintili hususlar. Yoksa demokrasi işlese, çoğunluğun hakkı, azınlığın temel hakları, bunlar sağlıklı bir biçimde regüle edilmiş, yargı bağımsız ve tarafsız, yolsuzluk yapan siyasetçiyi doğduğuna pişman eden, yasama çalışıyor, en ufak bir hukuksuzluk, yolsuzlukta bunun hesabını soran, bunun hesabını veremeyen de istifa etti. Japonya'da bir bakan mecliste komisyona giriyor. Komisyonda soru soruyorlar. Bakan da sorulan soruya gayri ciddi, gelişi güzel, kanunlara bakın diye bir cevap veriyor. Ve milletvekilleri tepki gösteriyor. Ne demek kanunlara bakın? Biz size somut bir soru sorduk. Bu soruya cevap vermekle mükellefsiniz. Bakan ciddiye almıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün sonra bakan istifa etmek zorunda kalıyor. Çıkıyor, özür diliyor. Ben yasamanın işlevini yeterince takdir edemedim. O soruya nitelikli cevap vermek yerine genelleme yaptım. Sadece kanuna atıfta bulundum. Bu da bana yakışmadı. Parlamentonun saygınlığına ters düşen bir yaklaşım biçiminde bulundum. O sebepten dolayı istifa ediyorum diye adam istifa ediyor. Şimdi biz ülkemizde her gün soru önergesi veriyoruz. Parlamentede askerlerimiz şehit oluyor Suriye'de. Soruyoruz nasıl oldu? Bu konuyla ilgili bize bilgi ver. Ülkede her türlü yolsuzluk talan var. Milletvekilini 4,5 milyona yat aldı. Bilmem milletvekilinin abisi adeta bütün borsayı kendisine bağlamış iddiaları var. Bunlarla ilgili soru soruyoruz. Anayasanın gereği 15 gün içerisinde cevap verilmesi gerekirken bırakın 15 günü, 1 yıl içerisinde bile cevap vermiyorlar. Cevap vermeye tenezzül bile etmiyorlar. Bu kadar korkunç bir saygısızlık, bu kadar korkunç bir hukuk bilmez, edep bilmez, ahlak bilmez, kural bilmez bir anlayışla karşı karşıyayız maalesef. Peki siz yıllarca Almanya'da yaşadınız. Diyelim ki Almanya'da bir milletvekili, parlamento seçilmiş, Alman parlamentosuna seçilmiş milletvekili. Bu milletvekili eşiyle ortak hesabından 2,5 milyon dolar eşi çekiyor ve Frankfurt borsasına yatırıyor. Ve parayı borsada kaybediyor. Ayrıca 4,5 milyon, siz biraz önce söylediniz, 4,5 milyon euroya yat alıyor. Yetmiyor. İspanya Ibiza adasından da diyelim ki 2 tane ev alıp İspanya vatandaşlığı için de eşi başvuruyor. Ve bu milletvekili olan hanımefendinin abisi de SPK başkanı ve Alman sermaye piyasası kuruluna girecek şirketler için kocası karısının, yani milletvekili olan eşinin abisinin SPK başkanı olmasından yararlanarak gelen şirketleri kesiyor. Komisyon alıyor, rüşvet alıyor. Ya böyle bir şey Almanya'da yaşansa ne olurdu? Almanya'da böyle bir şeyin bu düzeyde yaşanması zaten imkansız. Bakın siz konuşurken bile en az 10 tane skandal saydınız değil mi? Aynen. Birbiri ardına skandal. Bunların her birisi başlı başına ülkenin gündemini bir hafta işgal etmesi gerekir. Bir hafta işgal etmesi gerekir. Nerede oldu da hangi kurumlar işlemedi de, bakın meseleye sadece bireysel olarak değil kurumsal olarak da bakılır. Hangi kurumlar işlemedi de üzerimize düşeni yapmadık da bu düzeye gelebildi? Bu kadar böyle demek ki kaçak yollar var. Bu kadar demek ki karanlık imkanlar var. Demek ki bunları kapatamamışız biz yeterince diye bütün gündem bununla ilgili olur. Bunu detaylı tartışırlar.
Nasıl bu delikleri kapatırız? Bunun derdine düşerler. Yoksa bunların onunun da hiçbirisinin olması mümkün değil. Birisi olsa ülkenin en başlıca gündemi olur. Örnek vereceğim size. Bakın, bir milletvekili birkaç yıl önce parlamenter olarak parlamento çerçevesinde devletin ödeneğini verdiği, mesela yurt dışı ziyaretleri oluyor. Komisyon üyesi olarak yurt dışına gidiyor. Devletin ödeneğiyle yurt dışına gidiyor. Ve bu seyahatte Türk Hava Yolları'nda veya Lufthansa'da diyelim uçuyor, mil biriktiriyor. Bu milleri kendi özel hayatı için kullanırsa bu yolsuzluktur. Bu sebepten dolayı istifa etmiş milletvekili biliyorum ben. Bakın, bu sebepten dolayı sadece, yani parlamento görevi içerisinde yaptığı seyahatlerle ilgili biriktirdiği milleri kendi özel seyahati için harcamış bir milletvekili istifa etmek zorunda kaldı. Başka bir şey söyleyeceğim. Pandemi döneminde kendisiyle ilgili değil, bir iş adamı arkadaşına imtiyaz sağlayarak, bakanlığı arayarak, ya benim iş adamı arkadaşımdan alın bu maskeleri dediği için istifa etmek zorunda kalan siyasi parti milletvekili vardı. Şimdi böyle bir anlayıştan bahsediyoruz. Bizde bunların hiçbirisi yolsuzluk kabul edilmiyor ki. Halbuki bunlar yolsuzluğun daniskası. Eğer ben milletvekili olarak konumumu, nüfuzumu kullanıp birisine bir imtiyaz sağlıyorsam, o zaman bu yolsuzluktur. Eğer ben milletvekili olarak konumumu kullanarak kendi akrabamla ilgili, yakınlarımla ilgili devlette önemli bir göreve onları getirebiliyorsam, liyakatı, ehliyeti tamamen dışarıda bırakan bir yaklaşım içerisinde bunu takdir edip, madem şu böyle diyor o zaman bunun gereğini yapalım diyebiliyorlarsa, bu yolsuzluktur. Bu yolsuzluğu yapan da, bu yolsuzluğu kabullenen de kamu görevi yapamaz ve istifa etmek zorundadır anında ve istifa ettirilir. Bununla ilgili ileri demokrasilerde o kadar örnekler var ki. Bakın, İsveç'te pandemi kurallarına riayet etmeyen başbakan, polis, emniyet teşkilatı çıkıyor, açıklama yapıyor. Normal bir vatandaşla biz bunu yapmazdık diyor. Ama hepimizin rol modeli konumunda olan başbakan eğer böyle bir şey yapıyorsa, o zaman bunu kamuoyu bilmesi lazım. Çünkü denge denetim mekanizmaları bunu gerektirir. Şeffaf toplum, demokratik toplum kültürü bunu gerektirir diye açıklama yapıyorlar. Başbakana da şu kadar para cezası verildi diye açıklamada beyan ediyorlar. Bir gün sonra başbakan da çıkıyor, kamuoyunun önünde özür diliyor. Diyor ki, ben büyük bir hata yaptım. Bu kabul edilemez bir hataydı. Şu kadar ceza verdiler. Elbette bu cezamı da hemen ödedim. Ama aynı zamanda milletimden de özür diliyorum dedi. Bizde özür dilemek ne demek? Millete sabahına kadar hakaret eden bir iktidar anlayışı var. Millete efendilik yapan bir yaklaşım biçimi var. Millete hizmetçi diye geleceğiz denildi. Ama bugün maalesef millete efendilik yapıyor. Hesap sormayı, vermeyi kabul etmiyor. Onun için şu anda Türkiye'nin geldiği en ciddi sorun, Türkiye'nin gerçekten beka diyorlar ya, beka sorunu bugün tekrar hesap verebilir, kural bazlı bir yönetime kavuşmasıdır. Mesela bir İçişleri Bakanı Batı'da, mesela sizin örnek verdiğiniz, yine örnek veriyorum çünkü soruda yaşadınız, Almanya'da şunu diyebilir mi ya? Yakaladığınız adamın bacaklarını kırın. Bu size bir talimattır. Bu böyle bir şey diyebilir mi? Akıl hastanesinde belki bulabilirsiniz birilerini, bunu diyebilecek birilerini. Ama kesinlikle bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, az buçuk aklı başında olan hiç kimse bunu söyleyemez. Niye? Bunu söylediğiniz zaman bu ne manaya geleceğini az buçuk kanaat getirir, bilir. Bunu dediğiniz zaman sadece bak siz o işkenceye, işkence talimatı vermiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda ben hukuk devletini takmıyorum diyorsunuz. Ben kuvvetler ayrılığını takmıyorum diyorsunuz. Bir polis birisiyle ilgili kanaat getirdi, kır bacağını. Peki polisin böyle bir, o zaman hukuk devletinde niye yaşıyoruz? O zaman polislerin tabi olduğu kanunlara ne gerek var? Yani bunlar var ya, bakın çok özür dileyerek söylüyorum. Bunlar ancak dağda olur. Hukuk devletiyle terör örgütünü ayıran nedir? Hukuk devletinin ne yaparsa yapsın hukuka bağlı olmasıdır. Bakın bırakın uyuşturucu kaçakçısını. Bir terörist bile olsa ne olacak? Hukuk devleti Türk Ceza Kanunu'nda yazan kuralları yerine getirmekle mükelleftir. Eğer bunun ötesine bir polis geçerse o zaman sonuçta görevine ihanet ediyordur ve bu polis o görevi yapamaz. Hukuk devletinin gereği budur. Bir terörist, terör örgütü ne yapar? Dağda her türlü kötülüğü yapar. Her türlü hukuksuzluğu yapar. Her türlü vicdansızlığı, ahlaksızlığı yapar. İşte hukuk devletiyle terör örgütünü ayıran yaklaşım biçimleri budur. Maalesef İçişleri Bakanı hukuk devletini idrak edememiş. Hukuk devletini reddediyor. Yargının
bir iddiayla ilgili bağımsız ve tarafsız bir biçimde soruşturma, kovuşturma yapıp bununla ilgili karar vermesini ve karar verdikten sonra da yine hukuk devletinin kurallarına göre bir kişinin ancak cezalandırılabileceğini reddediyor. Bırakın yani şeyi, o zihin dünyasındaki o işkence fantazilerinin üzerinde değerlendirme yapmamızı. Bu bile mümkün değil. Bunlar bile imkansız şeyler. Onun için yani o kadar koptuk ki, ya o kadar uzaklaştık ki, ahlaktan, vicdandan, bırakın hukuk devletini. O kadar koptuk ki maalesef bu insanlar bu fantazilerini çıkıp o görevlerine rağmen kamuoyunun önünde açıkça ifade ediyorlar. Ve yine ondan sonra Adalet Bakanı çıkıyor, bu ülkede işkence yoktur diyor. Ya Allah'tan kork ya. Bir kere İçişleri Bakanı çıkıp açık talimat veriyor işkence yapın diye. Zaten bu ülkede işkence sıradanlaşmış. Bunlar göz ardı ediyorlar. Anayasa Mahkemesi bu kadar baskıya rağmen bile verdiği kararlara baksalar işkencenin ve kötü muamelenin sıradanlaştığını, ülkemizde artık tekrar normalmiş gibi uygulandığını göreceğiz. Ve bunlar aynı zamanda bu yaklaşım biçimleriyle de toplumun da ahlakını bozuyorlar. Herkesin hukuk devletine güvenini zedeliyorlar. Ve insanlar diyor ki demek ki bu böyle olması gerekiyor. Koskoca devlet adamları bunlar. Bunlar böyle diyorlarsa herhalde bildikleri bir şeyler vardır. Başka demek ki yolu yok. Başka bunun altından kalkamıyorlar. Bu sorunların üzerinden gelemiyorlar. O sebepten dolayı böyle demek zorundalar diye düşünüyor normal vatandaşlarımızda da ben bunu görüyorum. Bu çok vahim bir şey. İnsanların ahlakını bozuyor. İnsanları, onun için bakın sokakta şiddet görüyoruz. Onun için şiddet ciddi manada artıyor. Onun için kadına, çocuğa her türlü şiddetin sayısı son yıllarda yoğun bir biçimde artmış vaziyette. Niye? Çünkü işin ahlakı ortadan kalktı. Ve maalesef toplum gün geçtikçe daha da agresif hale getirilebiliyor. Ve ekonomik sorunlarla birlikte bu sorunlar tabii ki daha da artıyor. Ve bunu her yerde görüyoruz. Bakın ben size belirttim. Şimdi dezenformasyon yasası mecliste var. Evet, o çok önemli. Bir izin verin, bir tanıtayım izleyicilere bunu. Lütfen. Bir ülkede Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekilini tehdit edebilir mi? Bir milletvekiline ayar verebilir mi? Bakın, Şırnak milletvekili HDP milletvekilini yerde sürükleder, dövdüler, ayağını kırdılar. O görüntüleri bir getir arkadaşlar, getirin o görüntüleri. HDP milletvekilinin yerde sürüklenip ayağının kırılma görüntüleri var. Bu görüntüleri getirin, bu da dönsün şurada, insanlar görsün. Yani bir ülkede milletvekilliğinin bu kadar ucuzladığını, bu kadar ayağa düşürüldüğünü. Ya şimdi anayasal bir kurum bugün parlamentoda grubu olan, meclis başkan vekili olan, grupta yeri olan bir HDP. Bakın HDP milletvekili, Şırnak milletvekilinin görüntüleri geldi. Ya bir milletvekiline bir polis copla vurur mu? Ayağını kırar mı? Öldürmeye kalkar mı? Yani ben böyle bir ülke, yani HDP dediğim parti şu an anayasal olarak parlamentoda var. Milletvekilleri var. Milletvekili maaşı alıyor. Meclis başkan vekili var. Meclis genel kurulunu yönetiyor. Grup başkan vekili var. Ya her şeyi var. Yani kapatılmamış bir parti ve bu adam milletvekili. Bu adam milletvekili. Nedir bu ya? Siz o olayı da anlatın. O Murat Bakan olayını anlatacaksınız biliyorum. Yani hiç mi bu ülkede ya insanın kıymetinden vazgeçtim. Seçilmiş en az 100 bin oy almış bir milletvekilinin ya polis tarafından sokağın ortasında yatırılıp copla dövülüp elinin ayağının kırılması olur mu böyle bir şey Sayın Vekilim? Normal bir ülkede olması mümkün değil. Ama bakın bu yine halkın da getirildiği noktayla yakından ilgili ve üzülerek söylüyorum, yanlış görmediysem muhalefette de bu konuyla ilgili sesini çıkartanlar tek tük oldu. Bakın bu da ülkenin aslında nasıl bir noktaya geldiğini, fikir özgürlüğünü nasıl kısıtladığımızı, kendi açımızdan nasıl bir otosansür uyguladığımızı da göstermek bakımından çok önemli bir hadise. Bakın o milletvekilinin dokunulmazlığı var. O milletvekilinin görüşünü beğenmeyebilirsiniz. Söylediği birçok şey tahrik edilebilir. Katıldığı toplantı aynı zamanda tahrik edilebilir, edebilir. Ama hukuk devletinin gereği, hukuk devletinin kurallarının işletilmesi suretiyle böyle sorunlar varsa onların üstesinden gelinir. Yoksa sokak ortasında dokunulmazlık hakkına sahip olan milleti hakkıdır bu. Bakın sadece milletvekilinin hakkı değil, millet adına millete vekaleten görev yaptığı için o dokunulmazlığa sahip. Ama polis, yani herkesten daha fazla hukuku ve o milletvekilinin güvenliğini korumakla mükellef olan polis,
bu milletvekilini darp ediyor, hastanelik yapıyor. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? Bütün ülke ayağa kalkması lazımdı. Parlamento bu konuyla ilgili özel bir oturum yapması lazımdı. Normal bir ülke olsaydık bu böyle olurdu. Bütün muhalefet ayağa kalkması lazımdı. Parlamento başkanı bu konuyla ilgili açıklama yapmış olması lazımdı. Tek kelime etmedi. İçişleri Bakanı çıkıp işkence talimatı verdiği için adam ne? Bakın dedik ya. Ayağını kırın diyor, kimdi? İşkence talimatı veriyor işte. İşkence talimatı veriyor. Ayağını kırın diyor. Polis de gereğini yapıyor. Dolayısıyla polis çıkıp dese ki ben İçişleri Bakanı talimatını yerine getirdim. O İçişleri Bakanı da o koltukta oturmamalı. O sebepten dolayı o polis de o görevi yapamamalı. Çünkü niye? Bu polis kameranın önünde bunları yapabiliyorsa kameranın arkasında kim bilir neler yapılıyor. Ve bunlar yapılıyor bakın yani. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde işkencenin aylarca söz konusu olduğunu, bu konularla ilgili çok somut veriler ortada olduğunu, bunların üzerine gidilmediğini biz konuştuk. Ama bunlar artık o kadar sıradanlaşmış vaziyette ki ve yetmedi. Bakın daha ileri bir noktaya geliniyor. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü çıkıyor, bir milletvekiline açıkça hedef gösterebiliyor. Ve hedef gösterirken de dezenformasyon yasasında, daha parlamentoda görüşülen dezenformasyon yasasının yarın nasıl uygulayacağını da ipuçlarını veriyor. Bakın çıkıyor, bakın bu tek başlı başına ülkede bir skandaldır. Ama kimsenin umurunda değildi. Haberimiz olmadı yani. Dün akşam Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yapıyor ve açıklamasında dezenformasyondan bahsediyor. Teşkilatımıza yönelik dezenformasyon girişimlerine. Murat Bakan, CHP'li Murat Bakan yanıltıcı bilgiler vermektedir. Şimdi dezenformasyon yasasının kavramlarına bakın, aynı kavramlar. Halkı yanıltıcı bilgi vermek vesaire vesaire. Ama bu falan. Milletvekili. Bu milletvekili, hayır, hem milletvekili hem ortada halkı yanıltıcı bir bilgi şeklinde böyle şeyin, şu anda Türk Ceza Kanunu'na yeni girecek bir maddenin siz kodlarını kullanırsanız yarın öbürsü gün ne yapacağınızı da ortaya koymuş olursunuz. Yetmiyor. Diyor ki CHP'li bakana tavsiyemiz FETÖ ile benzer dil kullanmaması. Yani terör örgütüyle benzer bir dil kullanmaması. Böyle bir dil nasıl kullanabilirsiniz ya? Siz milletvekiline böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsiniz? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklaması. Emniyet Genel Müdürlüğü milletvekilini tehdit etti. Murat Bakan'a emniyetten çok ağır suçlama. İki başlık. Lütfen değiştirin. Hemen bu dediklerimi yazın. Çok önemli. Buyurun Sayın Bakın Bey. Diyor ki CHP'li bakana tavsiyemiz FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak polis teşkilatının yapılandırılmasına rol oynayacağız. Tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır. Madem bu kadar troll seviyesine düştünüz, madem bu kadar hukuk devleti, nötralite ilkesi, yani tarafsız ve bağımsız olarak görevini yapma bir polis için en kutsal ilkedir. Bunu yerine getirmekten çoktan vazgeçtiniz. Madem sonuç itibariyle milletvekillerini tehdit ediyorsunuz basın açıklamalarıyla, ki bana da yaptılar bunu. Madem bunu yapıyorsunuz, o zaman sonuçta adama sorarlar. Kendi bakanınız sabah tarafa kadar farklı farklı kriminal haller içerisinde, kriminal sözler içerisinde bayağını kırın diyebiliyor. Mafya bozuntularıyla görüntü verebiliyor. O zaman ona da bir tavsiyede bulunun. Madem bu kadar delikanlısınız, bu kadar cesursunuz, bu kadar böyle laf edebilip troll seviyesine düşebiliyorsunuz. Bakın bunlar çok vahim olaylar. Bunlar normalde bırak az buçuk hukukun işlediği ülkelerde olması mümkün yani değil. Bu çok bunlar bakın bunlar faşizan yaklaşımlar. Arkadaşlar altyazıyı lütfen değiştirin. Çok önemli Sayın Yeneroğlu'nun şu an bize anlattığı. Çok özel bir bilgi bu. Yani sıcak bir bilgi bu. Çok önemli. Murat Bakan, CHP milletvekili emniyetten tehdit edildi. Ve tehdit nedeni de demin söylemiştim. Evet. Tamamen yorum. Aynen bu. Tamam. Yani yorumlar kendince yorum yapıyor. Ya sen kimsin ki Emniyet Genel Müdürü, sen kimsin ki bir milletvekiline FETÖ ile benzer dil kullanmama diyebiliyorsun? Tehdit yani, değil mi bu? Yani, tabii ki tehdit. Başka bir şey ya, gelmiyor. Bundan daha özel bir tehdit olmaz ki. Bu en hafifiyle Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bunlar yaparlar bunu yarın öbürsü gün. Terör propagandasından da sonuç itibariyle fezleke hazırlattırsınız. Başka zaten halkı yanıltıcı bilgiler diyor ya. Normalde yarın öbürsü gün şu dezenformasyon yasası meclisten geçsin. Sadece Murat Bakan'ın bu ifadeleriyle ilgili suç duyurusu ve aynı zamanda o soruşturma kovuşturma mekanizmasını işletmeyecekler. Aynı zamanda örneğin Murat Bakan bunu söyledi. Murat Bakan bunu söyledikten sonra Murat Bakan'ın bu söylediklerini siz paylaşıp örneğin Twitter'da retweet edip veyahut da haberlerinize konu ettiğiniz zaman siz de aynı şekilde şeye soruşturma ve yani ceza soruşturmasına tabi tutulabilirsiniz. Bu yasa buna çok rahatlıkla imkan tanıyor. Böyle bir süreç.
Ve gerçekten hani bazen ya acaba Mustafa Bey ya gerçekten bu düzeyde mi diye insan hani belki iş dünyasında gerçekten bu düzeyde. Bakın ama gerçekten bu düzeyde. Bir milletvekilinin çünkü ayağı kırılıyor. Bir milletvekilini polis, emniyet genel müdürü tehdit ediyor. O zaman milli irade hani ne oldu milli iradeye? İşte sonuçta polis bugün emniyet genel müdürlüğü bugün iktidar partisinin adeta bir böyle bülteni gibi kullanılıyor şu anda. Bakın bu şunu gösteriyor. Süleyman Soylu'nun bizzat şahsi özel hukuk devletine tabi olmadığını baştan sonuçta ifade eden bir yaklaşım biçimi içerisinde Süleyman Soylu'nun trollüğünü yapıyor bugün Emniyet Genel Müdürlüğü. Sadece bu sebeplerden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü anında görevden alınması gerekiyor. Çünkü parlamento başkanı bu konuyla ilgili normalde açıklama yapması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürü sen kimsin ki bir milletvekilini tehdit ediyorsun? Anında istifa edeceksin. Parlamentonun hakkını, hukukunu korumak benim sorumluluğumdur demesi gerekiyor. Ama maalesef böyle bir şey bekleyebilir miyiz? Yok. Çünkü bunların hepsi aşılmış vaziyette. O sebepten dolayı bu gidişat hiç kimse için hayır alamet değil. Evet, bakın bunlar gerçekten normalde faşist devletlerin gelebileceği süreçler. Bakın çok açık söylüyorum. Çok vahim bir tablo. Bu gidişat yarın öbür gün polisin her türlü hukuksuzluğu, her türlü suçu işleyebileceğini gösteriyor. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu açıklaması suçtur. Burada yapılması gereken bir şey varsa Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili ceza soruşturması başlatılması gerekir. Ama yarın öbür gün milletvekilleri bile bu cümleleri, bu kurduğum cümleleri kurabilecekler mi bu ülkede? Gidişat maalesef bu noktada. Çok ağır, çok acı, yani konuşacağımız çok şey var ama bunları duydukça insan üzülüyor, bu ülkenin geleceğine üzülüyor, bu ülkenin yani siz düşünün. Bakın özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. Bu parlamentodaki yasayla yakından ilintili bu süreç. Buyurun. Parlamentodaki teklifin kanunlaşmasıyla birlikte. Yarın, dezenformasyon yasası. Tabii dezenformasyon yasası kanunlaştı. Siz çıkıyorsunuz, açlık sınırı arttı diye bir açıklama yapıyorsunuz. Siz çıkıyorsunuz, insanlar yoksullaşıyor diyorsunuz. Ya da gerçek enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon örtüşmüyor diyorsunuz. Bu ceza soruşturmasına konu edilebilir. Sizin açıklamanızı ben retweet ettim. Ben de sonuçta yayma suçundan ceza alabilirim. Ve anında tutuklama. Anında gözaltı ve tutuklama. Niye? Çünkü sonuçta 2 yıldan öyle bir şey koymuşlar ki bunun cezası 3 yıl. 3 yıl cezası olunca 2 yılın üzerine çıktığı için ceza muhakemeleri kanunun 100. maddesindeki o 2 yıldan az olduğu takdirde tutuklama yapılamaz. Ama üzerinde olduğu takdirde tutuklu yargılama yapılabilir şeklinde mevzuata uygun bir biçimde gözaltı ve tutuklamaya tabi tutulabilirsiniz. Ve önümüzdeki aylarda fazlasıyla bunu yaşayacağız. Niye? Çünkü sonuçta önümüzdeki seçimlere demokrasi kültürü içerisinde gitmek istemiyorum. Zaten kopmuşuz. Bakın işte anlattıklarıma bakın ya. Zaten çoktan kopmuşuz bunlardan. Ama şimdi önümüzdeki seçimler yapılırken kuvvetle muhtemel sosyal medyayı da ciddi manada kısıtlayacaklar. Bu iletişim imkanlarının da çoğunu elimizden alacaklar. Bunların dertleri kapalı bir ülke. Otoriter, ceberrut bir devlet anlayışı kapalı bir ülke. Neden? Şu anda seçim öncesi ekonomik olarak dışarıdan buldukları borç, harç ne varsa her şeyi seferber edecekler, her şeyi harcayacaklar, kullanacaklar ki seçime kadar az buçuk ekonomiyi belki idare eder şeklinde algıyı Tayyip Bey yönetebilsin. Seçimden sonra da ülkeyi mecburen dış dünyaya kapatmak zorundalar. Daha otoriter, daha ceberrut, zorba bir devlet anlayışını daha net bir biçimde uygulamak zorundalar. Çünkü toplum içerisinde gelişecek olan ciddi yoksullukların sosyal patlamalara vesile olmasının önüne geçmek için toplantı, gösteri, her türlü özgürlüğü kısıtlama noktasında ülkeyi mecburen dışarıya kapatmaya çalışacaklar. Eğer bu süreç böyle devam ederse olacak olanlar bunlar yani. Peki çok zamanımız kalmadı. Bir başörtüsüyle ilgili bir tartışma var. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bir yasa teklifi ortaya attı ve Sayın Erdoğan da anayasa değişikliği evet. teklifiyle restledi. Ama anayasa değişikliğinin içeriği çok açık değil. 5 maddede düzenleme olacağı öngörülüyor. Ve anayasanın bugünkü yapısıyla laik sosyal hukuk devleti öngörüsünü zedeleyecek hükümleri bilerek, isteyerek yani değişse de değişmese de anayasa yerleştirmeyi düşünüyor. Neyi umut ediyor? Başladı mı arkadaşlar? Çok özür diliyorum. İyi Parti grubu başlamış.
Başka zaman görüşürüz. Ama alacağım olsun sizden. Elbette. Sen yener oldu. Elbette. Çok teşekkür ederim. Tamam, geldiğiniz ve katıldığınız için.